İyi akşamlar arkadaşlar, herkese merhaba. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Hafta başı pazartesi günü yine hep beraberiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ve iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Resimlerinizden iyi bir hafta sonu geçirdiğinizi anlıyorum. Okay, bugün her zamanki gibi devam edeceğiz ve... Devam. Okay, devam. Yalnız bir iki tane soru gelmiş internetten. Onlara bakacağız. Okay, bu arada... Derse önce hazırlanacağız ve Kabala Bilimi kitabı hangi sayfadaydık onu da hatırlatayım başlamadan önce. 632 alt sayfanın alt kısmında. Okey. Önce derse hazırlık. Şu gerçektir ki insanlar arzularında yaradana yaklaşmak için yaptıkları eylemleriyle ödüllendirilmeli. Gerçeği idrak edip ve dünyanın yalan yaşamını bırakmalıdırlar. Anladıkları ve zaten bildikleri gibi, yaradanın yolunun zıttı olan her şey kötülüktür. Ki bu onun mükemmelliğini gizlemek için. Üst gücün arzuladığı ve yarattığı bir şeydir. Dolayısıyla bu aldatmacıdan nefret edecekler, ve gizlenmiş ve örtülmüş ışığını, Yaradan'ın yüzünün nurunu seçecekler. Böyle yaparak onun eşsizliği onlara ifşa olacak ve kurtuluşu kendilerine çekecekler. Yaradan'ın sürgününün uzaması ve acı ile kendini onlara gösterme ihtiyacı kalmayacaktır. Çünkü onlar için yeterli olan gerçek akıllarında açıklığa kavuşacak. Bu açıklığa kavuştuğunda her şey aydınlanmış olacaktır. Onun eşsizliğinin gerçeğine tutunmak için kötülüğü fark edip gördüklerinden bir kenara bıraktılar ve Onun eşsizliğinin gerçeğine tutunmak için kötülüğü fark edip gördüklerinden bir kenara bıraktılar ve bu meseledeki tek niyet bu olduğundan yapılması gerekli olanı yaptılar ki onlara ifşa olan gerçekle mutlu olsunlar. Dolayısıyla ifşa olduğunda her şey açığa çıkmış olacaktır. Ramhal aklın bilgisi. Yaratanın ifşası zaten amacımız da bu. Tamam. Şimdi derste de elbette bunu isteyerek, bunu arzulayarak çalışmamız lazım. Bu yüzden patika çalışıyoruz biraz. Ki konulara hakim olalım, dünyaların genel yapısını bilelim diye. Ve iki tane soru var e-posta ile gelen. Ondan sonra onlara bakalım. Osman bize St. Petersburg'dan yazmış. Şimdi Osman St. Petersburg Kongresi'ne gitti, tamam mı? Oradan da arkadaşlar tanışmış. Hatta geçen gün Marcos da bana geldi ki dün ya dünden önce. Çeviri odasından tam çıkıyorum. Dedi ki, Osman'ı biliyor musun? Dedim, biliyorum. Hayırdır? Dedi, harika bir arkadaş. Çalıştayları onunla yaptık. Çok ciddi, acayip iyi bir adam. Ve bilmeni istedim ki gerçekten çok iyi bir arkadaş. Marcos söylemeden önce de Osman bir şey göndermişti. Bir yazı olarak bir şey göndermişti. Onu da okumak istiyorum. Nitekim Marcos'un adı orada da geçiyor. Marcos da söyleyince aklıma geldi hep beraber paylaşalım diye. Ben de derste kendisine iletirim dedim. Dedi ki çok ciddi bir arkadaş ve çok iyi bir öğrenci. Çünkü çalıştığı her şeyi arşivlemiş, kategorileri ayırmış vesaire. Yani çok tertipli, muntazam bir çalışma içerisinde dedi. O yüzden gurur duyabilirsin dedi. Ben dedim harika. Şöyle demiş Mutlu Hocam, merhaba. Sözlerime başlamadan önce sizin ve Bünay Baruh Türkiye grubundaki dostların bizim ilerlememiz için verdiğiniz emeğe teşekkür etmekle başlayacağım. Sayenizde hayatımız boyunca sebebini aradığımız, hayatımın anlamı ne sorusunun cevabını bulmak için bir şans yakaladık. Şimdi anlıyorum derslerde dağıtıma verdiğiniz önemi. Bir sonraki nesle hazırlık yapıyorsunuz. Hocam, birçok farkındalık yaşadığımız bir kongreyi bitirdik. Başlangıçta kongreye büyük bir sevinçle gelmiştim. Ama başlangıçta öyle büyük bir moral bozukluğuna girdim ki oradan kaçmak istedim. Çünkü herkes kendine bir çember kurmuştu. Yapayalnız kaldım onca insanın arasında. Kendi grubum bile aramızda Rusça konuşacağız,
sen istersen başka bir yere gidebilirsin deyince yıkılmıştım. Sonra Allah şükürler olsun İngilizce bilenler bir şekilde toplandı ve sizden aldığım mesaj sonrasında tutun onlara sonrasında bir güç buldum. Ve sevgili Marcos, Warren, Yaganat, Roland ve Alexander ile tanıştım ve bir çember kurabildik. Sonrasında daha çok arkadaşla tanıştım. Hocam kongre sırasında daha önceden duyduğum konuları derinden kavramaya başlayabildiğimi görüyorum. Maneviyatta doğru niyete gelmenin önemi, açık bir şekildeki niyetimizin ne olduğunu göstermemiz, maneviyatta aşama aşama ilerleneceği, içinde bulunduğum her koşulun yaratan tarafından benim için hazırlandığı, her şeyin bizim edinim sahibi bir insan olmamız için olduğu, egoist doğamızın bizim yükselmemiz için önemi ve hiçbir koşul, kötü hissin kişinin yaradanın yolundan ayrılmaya değmeyeceği. Hocam tam idrak edemediğim ama not ettiğim konu, düşüşlerden sonra yaradanın bunu ıslah ettiğini görünce yaradanın ne kadar muazzam olduğunu görmek. Benim en çok zorluk çektiğim konu, egoistik arzuların aniden geldiğinde ona kendini koruyamam. O an kendimi koruyamam. Bu soruyu çemberde arkadaşlara da sordum. Biz de aynı zorlukları çekiyoruz. Daha iyi tutunacağız. Grubun içinde daha çok yer alacağız dediler. Sorun şu ki hocam, bu egoistik arzular ben grupta, gruptan uzakta, tek başıma iken gelmesi. Hocam son olarak ne kadar şanslı olduğumu, yaşadığım şehire kongrenin ayağıma kadar gelmesinden dolayı ne kadar mutlu olduğumu belirtmek isterim. Genel manada kongre deyince aklımda şunlar kalıyor. Kongre özellikle derslerde oldukça yüksek enerji harcamayı gerektiren, insanı derin korkulara getiren, derin mutluluklar yaşatan, derin farkındalıklar yaşandığı bir ortam. Şimdi daha iyi anlıyorum kongrelerin neden zamanı hızlandırdığını. Hocam size ve emeği geçen tüm dostlarımıza şükranlarımı bir kez daha sunuyorum. Selamlar, sevgiler, Osman Beserek. Okay, Osman'ın oraya gitmesi son derece güzel olmuş. Dünyanın her tarafında arkadaşlar Türkler var. New York'ta var biliyorsunuz, İngiltere'de var, Avusturya'da var, Almanya'da var, Rusya'da var, Avustralya'da var vesaire vesaire. Daha çok da ortaya çıkacaklarını düşünüyorum. O yüzden herkesi tutmamız lazım. Burada Osman'ın dediği güzel bir şey ortaya çıktı. Bakın, yerden adamı hiç yalnız bırakmıyor. Dedi ki, grubum da biz Rusça konuşacağız, sen istersen başkalarını bul dediği zaman hayal kırıklığına uğradım ve kaçmak istiyorum diye yazmış. Yaratanın bizlerle nasıl oynadığını görüyorsunuz. Tamam, her zaman bizlerle git gel bir çocuk gibi bir taraftan kaçacak ortam hazırlatıyor. Öteki taraftan da bana mesaj atmıştı, resim göndermişti hocam buradayım diye. Dedim tutun, orada gruba dostları tutun. Tutunursak başarılı oluruz. Gördüğünüz gibi tutunmaya çaba gösterirse yerden hemen önüne adamları çıkartır. O yüzden bunu özellikle okumak isterim. Çünkü hepimizin kongrelerde yaşadığı şeyler, gelmeyen arkadaşların da kulağına küpe olsun. Çünkü ben de çok kongreden, kongreleri bırakın sabah derslerinden bile kaçmak istediğim zamanlar oluyor. Ve bunlar olağan şeyler. Olacak da her zaman. Çünkü bayağılığımız arttıkça ne olacak? Derslerden daha çok nefret edeceğim. Diyeceğim ki hocam hep aynı şeyleri mi okuyacağım? Hep aynı şeyleri mi söyleyeceksiniz? Lanet olsun diyeceksiniz. Ve ışığı çekmemizin gerekliliğini unutacağız. Ve sanki aynı dersleri çalışıyormuşuz gibi kafamıza gelecek. Ve bin kere bu aynı makaleleri okumaktan bıktım yahu diyesiniz gelecek. Diyesiniz gelecek değil, gelecek, tamam. Ama önemli olan şey derste neyi öğrendiğimiz değil arkadaşlar, neyi hissetmeyi arzuladığımız önemli. Çünkü yaratan bizim aklımızdan geçen bilgiye göre değil, kalbimizdeki hisse göre izlenim veriyor. O yüzden ne kadar çok konuyu ne kadar çok okuduğumuz önemli değil. Bin kere de okumuş olabiliriz. Önemli olan o değil, önemli olan ne kadar arzuyla okuduğumuz. Eğer arzumuz giderek büyürse her çalıştığımız makale
bizlere çok daha derin bir hissiyat verir. O yüzden Rabash'ın makalelerini 10 senede okuyor olsak, eğer değiştiğimiz için, sürekli değişiyoruz çünkü, daha farklı anlam bulacağız orada. Okey. O yüzden Osman, izlenimlerini paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Çünkü hepimiz birbirimizden öğreniyoruz. Ben bile senin yazdıklarından ben de etkileniyorum. Çünkü en azından bir şeyler yapıyorum, hissiyatına geliyorum. Çünkü arada sırada benim de tabii ki egoistçe bir şeylere yaradığımı hissetmem iyi oluyor. Tamam, Gökhan Antalya'dan sormuş. Rav diyor ki, Ayrı'dan sonraki dönem alma arzusunun en yüksek seviyesine ulaşacağı ve dolayısıyla tüm ıslahları yapmamın mümkün olacağı son dönemdir. Bu dönemin sonunda genel ıslah gerçekleşecek ve daha önce olduğu gibi tekrar kırılma ve düşme yaşanmayacak dedi. Peki bu nasıl garanti ediliyor? Yani alma arzusunun genişlemesi nasıl oluyor? Alma arzusunun önceden olduğu gibi özgecil olan arzularla karışıp yeni egoist arzunun oluşması nasıl sona eriyor? Sefirot ve parsufim yayılım sisteminde alma arzusunun genişlemesini durduran bir engel var mı? Alma arzusunun genişlemesini durduran bir engel yok. Sadece ışığı ne kadar alabileceğine bağlı. Tamam, biz sonsuzluğu nasıl ölçüyoruz? Yaradan'ın bize vermek istediği tüm hazzı vereceği bir kab yarattı diyoruz. Dolayısıyla kabın o safhaya gelmesi lazım. Bu bir. O safhaya gelmesi lazım ki tüm ışığı alalım. Yani yaratanın vermek istediği tüm hazları alalım. Işıktan bahsederken ışık ne demek? İçimizde hissettiğimiz haz. Tamam. Ondan sonra Ari'den sonraki dönem, şimdi bakın. Bizim gelişimimiz, hani birinci dönemde sizlerle çalışmıştık. 2000 yıllar. Tamam. Şöyle maneviyat Adem'den başlıyor. Tamam. Adem, İbo var, Moşe var. Ondan sonra buraya kadar şurada Raşbi var. Burada tapınaklar var. Birinci tapınak. İkinci tapınak var. Ve Ari var. Tamam. Ari'ye kadar olanki dönem 4000 yıl. Tam Adem'in doğuşundan itibaren. Adem ne zaman doğdu? 5773 mü? Dur bakayım, öyle bir şey olması lazım. 5700 bir şeyler. Neymiş? 5776. Tamam. Adem'in doğuşundan bizim zamanımıza diyelim. Tamam, biz tam Bnei Baruch diyelim. Burası 0, 5776. Okey. Geriye kaç yılımız kalıyor? 224. Tamam, 224 yılda öyle ya da böyle ıslah olacağız. Bu şüphesiz. Geriye bu kadar zamanımız kaldı. Niye? Çünkü yaratılışın planında bu var. Bunu şundan da biliyoruz. Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malkut. Tamam. Okey. 2000. Tamam. Ta ki bizim dönemimize kadar. O yüzden atalarımız diye ayrılan bölüm var. İbrahim, İshak, Yakup dönemi var. Ondan sonra Mısır'dan itibaren başlayan dönem var. İsrailoğullarının dönemi. Ta ki tapınaklar yıkılana kadar. Ondan sonra da son 2000 yıl bizim zamanımız. Tamam. İkinci tapınak yıkıldıktan sonra. Ve
Bu kadarlık vaktimiz var. Kitaplarında bahsettiği bu. Ari 1500. Tamam, 1500'lü yıllar. Ondan itibaren bu işi halletmemiz lazım. 1500 derken bizim 1500'lü yıllarımız. Bu kabalistik takvime göre. Çünkü Kabala'da takvim Adem'in doğum gününe göre. Tamam, Adem'in doğum günü demek annesinin rahminden çıktığı gün değil. Adem'in doğum günü demek yaradanı ilk ifşa ettiği gün. Adem'in doğduğu gün. Okay? Maneviyatta ilk soluk aldığı zaman. Okay. Başka ne demiş? Bunun garantisi nasıl? Yani atalarımız öyle söylüyor. Şimdi bir kabalistin özelliği ne? Kabalistin özelliği yaratışı baştan sona görmesi. O yüzden bize yazabiliyor adamlar. Yoksa yazmalarını yazamazlardı onlar da. Diyorlar ki yaratışın bu kadar böyle bir süreci var. Ve bu süreçte bu işin halledilmesi lazım diyorlar. Yazdıkları edilme göre bu. Tüm yaratışın planını zaten görmeselerdi önceden bize anlatamazlardı. Bu kitapları da yazamazlardı. Ondan sonra yani alma arzusunun genişlemesi nasıl duruyor? Alma arzusunun genişlemesi dünyevi arzulardan artık haz almamaya başladığımızda duruyor. Akabinde yeni bir arzu olması lazım. O yüzden insan oluşanda neydi? Depresyonda, tamam mı? Neden bu kadar çok uyuşturucu var? Şimdi uyuşturucuyu yasal yapacaklar tüm dünyada. Ümitleri herkesin biraz sakinleşmesi. Çünkü kimse bir şeyden haz alamıyor. Haz alamazlarsa doğamızda haz alma arzusuyken ne olacak? Kafayı sıyıracaklar. O yüzden kafayı sıyırmamaları için hükümetler diyor ki bari uyuşturucuyu yasal yapalım, biraz sakin olsunlar. O yüzden dünyevi hazları alamadığım zaman ne oluyor? Egom artık diyor ki burada alacak bir şey yok. Ondan sonra alma arzusunun önceden olduğu gibi özgecil olan arzularla karışıp yeni egoist arzuların oluşması nasıl sona eriyor? O şöyle, onun sona ermesini nasıl olacağını bilmiyoruz. Çünkü genel sistemde kaç kişi kalpteki noktası uyanacak, Galgalta, Enaim kim, Ahab kim bilmiyoruz. 10 kabile hala kayıp. 10 kabileden hiç kimsenin kim olduğu bilinmiyor. Alan Pakistanlısından Japon'una kadar, bizlere kadar herkes olabilir. Yani 10 kabile kim daha belli değil. Ve eğer bir hesap yapacak olursak 10 kabile dedikleri şey 100 bin erkek ve eşleri, çocukları vesaire. Tamam? 100 bin erkek. Bir o kadar da iki katı da kadın düşün. Çünkü genelde kadınlar daha fazladır. Her zaman grupta da gördüğünüz gibi. Tamam mı? Her zaman öyle oluyor. Ve bir de onları düşün. Bir nüfus hesabı yapacak olsak her kabile, nereden baksanız kayıp olan adamlar 300-400 milyon olması lazım kelle başı. Yani kabile başı. Nereden baksanız dünyanın yarısı bu adamlar. Tamam. Ve kim olduklarını bilmiyoruz. O yüzden ne şekilde ortaya çıkacaklar, nasıl bir yere gelecekler bilinmiyor. O yüzden kim çalışmaya gelirse kimseye hayır demiyoruz. Hiç kimseye hayır demiyoruz. Ben öğrenmek istiyorum diyen herkese gel abi otur çalış diyoruz. Çünkü kimin kim olduğu belli değil. Herkes dağılmış vaziyette. O yüzden göreceğiz. Ondan sonra durum bundan ibaret. Akabinde manevi arzularımız başlayacak. Tamam, dünyevi egoist arzularımız bittikten sonra kalpteki nokta yavaş yavaş uyanacak. Ondan sonra manevi arzularımız başlayacak. Maneviyatta da yine ne olacak? Egoizm yine hat safhaya kadar gelecek ama bu sefer gerçek egoizmimiz ifşa olacak. Yaradan'ı söğüşleme arzumuz. Tamam, çünkü egoizm maneviyatta ne? Yaradan'dan koparmak. Bu dünyadaki sembolü de dincilik. Tamam, o yüzden Yaradan'dan da sürekli bir şeyler koparmaya çalışıyorlar. Hem bu dünya hem bir sonraki dünya. Ver, ver, ver. Maneviyatta alabileceğimizi gördükten sonra üzerine ne yapıyoruz? Kısıtlama çekiyoruz. Diyoruz ki bir şey almayalım. Perde, yani simsum, geri yansıyan ışık. Okay? Kısıtlama, perde, geri yansıyan ışık. Üç basamak ekliyoruz ki Yaratan'dan kendimiz için alacak bir şeyimiz olmasın. Sadece ihsan etmeye yönelik
eğilimimizi gerçekleştirelim. Maneviyatta ifşa edeceğimiz egoizm de o, esas egoizm de o zaten. Tamam, buradaki kabalistlerin burada dediği, burada yaptığımız her şey diyorlar ki anaokulundaki çocukların yaptığı şeyler gibi. Çünkü bu dünya yalan dünya. Anaokuluna biz de çocukları gönderdiğimiz zaman onların hayatı da yalan, öyle hikaye olduğu için. Ama o hikayenin içinden büyümeyi öğreniyorlar. Tamam, oyunlar oynayarak büyüyorlar. Biz de oyunlar oynayarak büyüyoruz. Pek hoş bir oyun değil tabii. Ama yapacak bir şey yok. Okey. Kabala'da çok sık kullandığımız bir şey, cümle. Yapacak bir şey yok. Okay. O yüzden işimize bakalım, biz biraz ışık çekelim. Ondan sonrası Allah kir mi diyorlar. Nasıl diyorlarsa, Hakan da yok bugün, o yüzden soramıyorum ne dediklerini. Okey. Hadi bakalım. Şimdi gelelim ışıkların part 0'a girişi. Şöyle yapacağız. Sayfa 632'den devam ediyoruz. Okay. Işıkların bir parçufa girişi ve ayrılışı. Şimdi parçuf ne demiştik daha önce? Yaratanı hisseden bir varlıktan bahsediyoruz. Parçuf demek, yaratanı hissedebiliyorum. Belli bir dereceye kadar ihsan edebiliyorum. Yaradan'la belli bir diyaloğum var. Dolayısıyla bu diyalog dahilinde ışık geliyor. Ne demek ışık? Yaratandan aldığım haz. Ha? Belli bir dereceye kadar bunu yapabiliyormuşum. Malkut'un beş kısmına Şoreş, Alef, Bet, Gimel ve Dalet denir. Daha önce çizmiştik. Hadi bir daha çizelim, aklımızda bulunsun. Malkut diye bir varlık var biliyorsunuz. Kral. Ha? Malkut. Krallık kelimesinden. Neymiş? Beş safhası varmış. Beş kısımdan ibaretmiş. Bu beş kısmını da çizelim şöyle. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tamam. Evet, başka ne diyormuş? Malkut'un beş kısmına Behina Şoreş. Burası Şoreş. Pardon. Burası Şoreş'miş. Kök demek Şoreş, biliyorsunuz. Ondan sonra Alef, Bet, Gimel ve Dalet. Okey, farklı seviyelere ayrılıyormuş. Okey, o da güzel, sorun yok. Kısıtlamadan sonra bu beş kısım masah vasıtasıyla ışık aldığında bunlara sefirot denir. Hmm. Demek ki bunların üzerinde bir masahım olacakmış, perdem. Uy, pardon. Şöyle düz çizelim. Okey, masah. Bir tane masahımız olacakmış, perdemiz yani. Masah. Ve masah vasıtasıyla ışık aldığında bunlara sefirot denirmiş. Okey. Tamam, yani perdeyle, ihsan etme niyetiyle aldığım ışıklara sefirot adı veriliyormuş. Ondan sonra cuma. Çünkü ışık onların içlerinde parlar. Dolayısıyla behinot yerine onlara sefirot deriz. Okey, dolayısıyla ışık almaya başladığım zaman perdeyle bunlara sefirot deniliyormuş. Ve artık behinot yerine sefirot demeye başlıyormuşuz. Neymiş bu sefirotlar? Şoreş'in olduğu yerde ne varmış? Keter. Şöyle çizelim. Alef'in olduğu yerde hohma. Bunları daha önceden biliyorsunuz ama tekrar edelim. Bina. Bet'in olduğu yerde bina var. Gimel'in olduğu yerde ne varmış? Zerampin. Neydi Zerampin? Küçük yüz. Küçük surat diye de. Tamam mı? Kızılderili adı gibi. Küçük surat. Ve Dalet'in olduğu yerde de Malkut varmış. Okay. Malkut. Tamam, böylelikle de 10 sefirot bu şekilde var. Tamam. Kabımız perdeyle ışık almaya başladıktan sonra demek ki sefirotlara ayrılıyormuş. Sefirotlar da neymiş? Işığın içimize yansımalarını tarif eden koşullar. Dolayısıyla yaratanın ışığını kök safhada aldığım zaman o ışığa bir
ad veriliyormuş. Bu ışığa da keter ışığı diyorlarmış. Tamam. Okay. Zor bir şey yok. Ayrılan ışıkların izlenimine, reşimotuna otiyot harfler denir. Okay. Demek ki ışıkları aldıktan sonra, şimdi iyi dinleyin. Işıkları aldık. Tamam. Şöyle yapayım, biraz daha kalın yapalım. Işıkları almışım. Sonuna kadar almışız. Ondan sonra diyor ki, ayrılan ışıkların izlenimine, reşimotuna yani, otiyot denirmiş. Dolayısıyla geriye ittiğim ışıklardan içimde kalan izlenimlere otiyot diyoruz. Okay. Otiyot harfler demek. Tamam. Ot, harf. Otiyot, harfler. Harfler neden maneviyatta önemli? İbranice'deki tüm harfler bize Hazreti Adem'den geliyor. Hazreti Adem maneviyatı keşfettiği zaman İbranice'yi inşa ediyor. Ve İbranice'deki tüm harfler maneviyatta bir şeyi sembolize ediyor. Tamam mı? Mesela A harfi, Alef harfi diyelim. Tamam mı? Alef harfi. Tamam. A harfi, ışık, perde, içime aldığım ışık. Tamam. Aradaki çizgi perde. Yukarıdan gelen ışık var. Perde vasıtasıyla içime aldığım ışık var. A harfi onu sembolize ediyor mesela. Tamam. Zohar'da harfler diye bir makale var. O yüzden harf, niye harfler diye soruyorsanız her harf içindeki bir almarsun temsil ediyor. Tamam. O yüzden durumundan ibaret. O yüzden harfler deniyormuş. Otiyot. Okey. Ona da okeyiz. Sorun yok. Diyor ki beş ışığın nefeş, ruah, neşama, haya ve yehida beş sefirottan keter, hokma, bina, zerampin ve malkut ayrılışından sonra beş reşimot ya da otiyot kalır. Hmm. Demek ki bu beş sefirotta, beş safada beş ışık varmış. Bu ışıklara da ad vermiş. Neymiş bu isimler? Okay. Nefeş, ruah, neşama, nefeş, ruah, neşama, haya ve yehida. Okay. En saf ışıklardan aşağıdaki en saf ışık. Yukarıdaki ışık, yehida en baba ışık. Tamam mı? En böyle, nasıl derler, en zevk veren ışık. Tamam mı? En hafiften en zevk veren ışığa doğru. Aşağıdan yukarıya. Ondan sonra başka ne diyor burada? Okey. Malkut ayrılışından sonra beş reşimot ya da otiyot kalır. Okey. Diyor ki ışıklar ayrıldıktan sonra İçimde ne kalıyormuş? Beş reşimot ya da otiyot. Bunlar da ne diyor? Işıklar çıkardıktan sonra yud harfinin ucu, bu yud harfinin ucu, bu yud harfi, bu hey, vav, hey. Tamam? Dolayısıyla yud harfinin ucu, yud ucu diyelim, yod, hey, vav, hey. Tamam bu aynı zamanda Yaradan'ın adı. Neden Yaradan'ın adı? Yud, hey, vav, hey. Çünkü tüm ışıklarını almışım. Yaradan'a bir tanım veriyorum bu durumda. Tamam mı? Yaradan'a tanım vermek ne demek? Yaradan'ın bana yaklaşımını hissediyorum demek. Çünkü Yaradan dediğimiz zaman biz neden kaba adı Yaradan kelimesini kullanıyoruz, başka bir kelime kullanmıyoruz? Çünkü önümde bir yaratılış var. Tamam mı? Beni de birisi yarattı, beni ben yaratmadığıma göre. Diyoruz ki Yaradan diye bir güç olsa gerek. O yüzden Yaradan generik bir isim. Tamam. O yüzden Elohim, Allah kelimesi vesaire fazla kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz daha doğrusu fazla kullanmıyoruz değil, kullanmıyoruz. Tamam. Kullandığımız şey Yaradan, çünkü yaratılışı Yaradan bir güçten bahsediyoruz.
bize verdiği izlenim bu. Tamam. O yüzden Kabalistler de felsefeye girmediği için başka isimler bulaşmıyorlar ama Kabala dilinde diyorlar ki Yud Hey Vav Hey ışıktan aldığımız, yani ışıkla doldum, ışık benden ayrıldıktan sonra içimde yaradanın izlenimleri var. Bunlar harfler olarak içimde kalıyor. Yud Hey Vav Hey diyorlar. Daha sonra bu makalede Kabalistlerin manevi güçleri yazı olarak tamamlamak için sembolleri nasıl kullandıklarını öğreneceğiz. Ne demek sembolleri kullanmak? Harfleri nasıl kullanacaklarını öğrenmişler. Kabalistler noktalar ve çizgilerden harfler ve kelimeler oluştururlar. Tüm kutsal kitaplar bu şekilde yazılmıştır. Kutsal kitap derken kabalistik kitaplardan bahsediyoruz. Bundan yazıların manevi güçler ve işleyişler hakkında bilgi olduğu sonucu çıkar. Kabalistler kitapları okuduklarında bunların içindeki komutlara göre hareket edebilirler. Kabalistler kitapları okuduklarında bunların içindeki komutlara göre hareket edebilirler. Ne demek komut? Arzu ve ışık arasındaki ilişki. Tamam. Yani ne kadar ihsan etmek için alabilirim ya da hiç almayacağım. O da olabilir. Bununla beraber kutsal kitapları incelediğimizde bunlar bize tarihi olaylardan bahsediyorlar gibi geliyor. Tamam mı? Tüm kutsal kitaplara bakarsanız içlerinde yok Ali buraya gitti, Veli buraya gitti, yok Ali topu attı vesaire gibi hikayeler var. Yok öyle bir şey. Diyor ki bunların hepsi sadece manevi dünyaları anlatıyor. Tamam? O yüzden çölde dolanıyorlarken çölde dolandıkları sadece sembolik bir şey. Yani bir alegori. Tamam? 40 yıl çölde dolandılar dedikleri zaman 40 yıl maneviyatı çalışırken hiç işin tadı tuzu yoktu demek. Çöl dedikleri de ne de kum tadı. Yani yediklerinden, içtiklerinden, hayatlarından aldıkları tat toz, kum. Hiç tadı tuzu yok. Aç ve susuz olmak gibi. Hayat yok yani çalıştıklarında. Çöldeki 40 yıl ondan bahsediyor. Ancak Hazreti Musa'nın yazılarının tamamının Yaradan'ın isimleri olduğunu yazar. Yani kitabın, yazdığı 5 kitabın ilk kelimesinden son kelimesine kadar her şey sadece Yaradan'ın adları. Hı? O yüzden bazı arkadaşlar diyor Yaradan'ın 70 adı varmış. Ben diyorum ki 5 kitabı açacaksın. Hazreti Musa'nın 5 kitabı var. Oradaki her şey Yaradan'ın adıymış. Çünkü bize öyle diyor Kabalistler. Bu Musa peygamberin yazılarının içindeki tüm kelimelerin bize ya arzular, kelim ya da bunların aksiyonları hakkında bilgi verdiği anlamına geliyor. Yani ışıkla arzu arasındaki ilişki, bahsettiği şey sadece o. Bir başka deyişle Musa peygamberin yazılarının tamamı farklı bir dille yazılmış ancak bugün öğrenmemiz gereken Kabala ilmiyle aynıdır. Dil farklı. Hikaye aynı. Manevi ilmin 4 dili vardır. Okey, bunları iyi bilmeniz lazım. Manevi bilimin 4 dili. Kabala'da 4 dil var diyor. Bir Musa peygamberin yazılarının dili. 2 efsanelerin dili. Talmud'un dili. Ve Kabala'nın dili. Bunların hepsi yaratılışın amacını nasıl gerçekleştireceğimizi bize söylemek için maneviyatı edinmiş Kabalistler tarafından bulunmuştur. Yani bu dillerin hepsi nesillere göre ve yazarların bize aktarımına göre yazılmış. Tamam mı? Hazreti Musa'nın yazıları hikayeler olarak geçiyor. Tamam mı? Adem'den başlıyor. Yaratılıştan başlıyor Bereşit'ten. Sanki bir bahçede birisi dolanıyordu öyle. Tamam mı? Cıbıl cıbıl. Gezen birisi vardı bahçede. Her şey çok iyiydi, keyif yerindeydi. Ondan sonra sanki Havva diye bir şey çıkıyor. Ay diyor, Havva da varmış burada. Tamam. Bahsettiği şeylerin hepsi adamın içinde yaşadığı izlenimler. O yüzden bu kitapların hiçbiri çocuk hikayesi değil. Ne Firavun, ne Babil, ne Nuh'un gemisinin hikayesi hiçbiri. Bunların hepsi insanoğlunun bayağılıklarının aşaması. Ama o ilk günahtan Nuh, İbrahim, Musa o şekilde devam ediyor. Okay. Ondan sonra ta ki tapınaklara kadar.
bu şekilde. Hatta birinci tapınağın inşasının son gününe kadar. Birinci tapınağın inşası yapılıyor, bitiyor inşa, tak. Ertesi gün düşüş başladığı için, tamam, o ana kadar. Okay, o yüzden Davut'un yazıları da şiirsel, şarkısal, hep böyle şiir gibi. Yani duygusal bir hikaye gibi, sanki aşk hikayesi falan gibi. Tamam, elbette bu dünyevi hayatta aşktan falan bahsetmiyor adam. Okay. Ondan sonra cuma başka. Neredeymişiz? Ondan sonra Talmud'un dili ilk düşüşten sonra başlıyor. Tamam mı? O yüzden tapınağın, birinci tapınak yıkıldıktan sonra Babil Talmud'u var. Ondan sonra tapınakların yıkımına kadar o tür kitaplar çıkıyor. Babil Talmud'u çıkıyor, Kudüs Talmud'u çıkıyor, Mişna çıkıyor. Ta ki ikinci tapınak yıkılana kadar. Tamam. İkinci tapınak yıkıldıktan sonra hangi kitap çıkıyor? Bizler için önemli olan Zohar. Tamam, Zohar ikinci tapınak yıkıldıktan sonra. Neden? Bu yüzden bizim için çok önemli. Niye? Edinilen maneviyatın tümünü kaybediyorlar. Tamam mı? Doruk noktasından düştükten sonra bizim neslimizin sıfırdan başlama noktası o. O yüzden Galgalta Enayim ile Ahab karışıyor. Tamam, manevi partsuf kırılıyor. Herkes birbirine karışıyor. Kudüs, o yüzden ne yapıyorlar? Sürgüne çıkıyorlar. Ondan sonra da Kabala dili var. Kabala'nın dili de Ari. İlk kez bilimsel olarak, yani ışık, partsuf, kab gibi terimlerle yazan ilk kabalist. Bilimsel dil. Genel bakış. Sayfa 634'ten devam ediyoruz. Yerden varlıklarına iyilik yapmak ister. Varlıklar yerden iyiliğini kendi başlarına almak durumundadırlar. Bu amaçla yerden ondan tamamen ayrı, bağımsız bir varlık yarattı. Varlık yerdanı hissetmez. Çünkü ışık Kli'den daha yukarıdadır. Ve Kli'yi doldurduğunda onu kontrol eder ve Kli'nin ne isteyeceğini belirler. Dolayısıyla varlık bağımsız olmak için ışıktan gizlilik içinde maneviyat ve yaradanın varlığının hissi olmadan doğmalıdır. Bizim koşulumuzdan bahsediyor. Yani biz yaradandan bağımsız olmak için onun hissiyatından mahrum bir koşulda doğmak zorundayız diyor. Yapacak başka bir şey yok diyor. Yaradanı görseydik asla egoizmimizden kurtulamazdık. O yüzden varlık bağımsız olmak için ışıktan gizlilik içinde maneviyat ve yaradanın varlığının hissi olmadan doğmalıdır. Bizim bu dünyadaki ikinci koşulumuz yani. Daha önce çalıştığımız şeyler bunlar. Birinci, ikinci, üçüncü koşulu biliyorsunuz. İkinci koşulda doğuyoruz o yüzden. Varlık yaradana en uzak derecede, bu dünya denilen derecede doğar. Ancak varlık üst ışığın etkisinden bağımsız olduğunda koşulunu, realitesini ve hayatın amacını anlama gücünden de yoksun olur. Bundan yaradanın varlığın gelişmesi ve büyümesi için doğru çevreyi hazırlaması gerektiği sonucu çıkar. Dolayısıyla yaradandan kopuk olarak doğmamızın nedeni neymiş? Tamam, doğru çevreyi bizim hazırlamamız gerekiyor maneviyatta. O yüzden manevi çalışma içinde olan insanlar, biz yani grup, doğru çevreyi inşa etmek zorunda. Başımıza gelen her şey ya iyi ya kötü. İki koşuldayız, ya iyi durumdayız ya kötü durumdayız. İyi hissetmemizde, kötü hissetmemizde
bu çevreyi ne kadar iyi inşa ettiğimize bağlı. Çünkü özgür seçimimiz burada. Dolayısıyla çevremi iyi yapmazsam hayatın tokatlarını yiyeceğim. Çevremi iyi yaparsam hayatın tokatlarını yiyeceğim ama yemekten yemeğe fark var. Hayatın tokatlarını yediğim zaman neden geldiğini bileceğim. Yani ne yapacağımı bileceğim. Tamam. Arada fark var ne yapacağımı bilememekle ne yapacağımı bilmek arasında. Çünkü bizim tüm ızdırabımız neden ben sorusuna cevap bulamadığımız için. O yüzden eğer biliyor isem neden bir şeyin olduğunu, o zaman ızdırap gibi hissetmem. O yüzden diyorum her zaman kaderimiz değişmiyor ama kaderimizi nasıl yaşadığımız değişiyor. O yüzden kendimi doğru çevreden uzaklaştırırsam anlayış eksikliğim var. Çünkü grup içerisinde yaşadığım şeyleri değerlendirecek durumum yok. O yüzden doğru çevre kabalistlerin en çok önem verdiği şey. Kendi aralarında da hep doğru çevreleri vardı. Her zaman Mısır'dan, bakın Mısır'dan kaçmalarının tek nedeni doğru çevreyi inşa etmek. Tamam? Mısır'dan kaçmalarını, ki Mısır'da hayatları iyiydi, onu da söyleyeyim. Hani her zaman diyorlar ki Mısır'da köleydiler vesaire, ama Mısır'da köle dedikleri şey alma arzularına köleydiler. Hayatları kötü değildi. Dışarıda bir adam düşünün, zengin, her şeyi var, keyfi yerinde. Köle olduğunu hissediyor mu? Hissetmiyor. O adamlar orada yaşarken paraları var, yedikleri, içtikleri her şey var. Firavun'un en sevdiği adamlar bunlar. Tüm şehirleri bunlar planlıyor. Tamam mı? Yani ülkenin en akıllı adamları, en becerikli adamları, her şeyi inşa edenler Yusuf'tan başlayarak, tamam Yusuf'un hikayesini şey yaparsanız, okursanız, Yusuf'tan başlayarak Mısır'ı bunları idare ediyor. Yani Mısır'a köle gibi geldiler diyorlar ama Mısır'ı idare eden İsrailoğulları. Tamam, her şey var yani. Her şey olmasına rağmen ne diyorlar? Hayatın tadı tuzu yok. Veya buradan çıkmazsak biz böyle öleceğiz. O yüzden diyor ki hayat iyi mi iyi gözümüz görmüyor. Biz gidelim. Mısır'dan çıkma şeyleri bu. Izdırapları da bu. Her şeyimiz olmasına rağmen hiç mutlu değiliz. Ne yapacağız? Tamam. O yüzden bahsettiği konsept burada da, tamam mı? Doğru çevre. Tüm hikaye bunun üzerine. Babil'den İbrahim'in çıkması da öyle. Babil'den niye çıkıyor? Babil'de keyif yerindeydi İbrahim. Babil'de İbrahim en baba adamlardan biriydi. Babası orada bilinen, tanınan zengin şey. Zengin hatta ne derler? Yani adını söylemeyeyim. Şey gibi diyelim hadi. Papa gibi bir adam yani. Tamam mı? Bilinen putları falan onlar yapıyor. Putları İbrahim'in babası falan yapıyor. İbrahim de yardım ediyor. Baba oğul ilişkisi var yani, usta çırak gibi. Tamam? Biliyorsunuz. Keyifleri yerinde yani. Ama niye çıkıyorlar Babil'den? İbrahim niye çıkıyor, diyor ki böyle hayat mı olur, bu boş, diyor, ölüp gideceğiz böyle. Tamam. O yüzden Babil'den grup topluyor. Öyle çıkıyor. Tüm hikayelerin hepsi çevre. Nuh aynı şekilde. Ne yapıyor? Abi bizim buradan gitmemiz lazım, diyor. Yerden işareti veriyor. Sen kendini kapatacak bir yer yap, diyor. Nuh'un gemi inşa etmesinin anlamı gemi inşa ettiğinden değil. Kendisine kapalı bir alan inşa ediyor. Ben kendimi dışarıdan ayıracağım. Burada ailemle birlikte bu işi halledeceğim, diyor. Hepsinin hikayesi sadece çevre inşa etmekte. Yoksa edinemeyiz. Tamam? Bu çok kritik bir durum. Yani Hollywood filmlerinde öyle gözükmüyor tabii. Ama arkadaki mantık bu. Ancak varlık üst ışığın, yani yerden etkisinden bağımsız olduğunda koşulunu, realitesini ve hayatın amacını anlama gücünden de yoksun olur. Bundan yaradanın varlığın gelişmesi ve büyümesi için doğru çevreyi hazırlaması gerektiği sonucu ortaya çıkar. 1. O ışığın kısıtlamalar boyunca minimuma getirmelidir. O ışığını kısıtlamalar boyunca minimuma getirmelidir. Yani yaradan biliyorsunuz yukarılarda, tamam, tüm ışığını minimize ediyor. Tamam, 125 basamaktan geçiyoruz. Biliyorsunuz 5 dünya, biraz önce çizdiğimiz gibi. 5 dünya, 5 partüfim, 5 sefirot. Okay? 5 çarpı 5 çarpı 5. 125 basamak.
Burada da biz bu koşuldayız. Tamam. Ondan sonra dereceler yukarıdan aşağı, yaradana en yakın olan en soft derecesinden, yaradana en uzak ve alt olan bu dünya derecesine kadar bu şekilde inşa edildiler. Tamam, daha önceden biliyorsunuz Adam, Kadmon, Atsilut, Briya, Yitzra, Asya. Okey, bunları çalıştık. Yine de yazayım, işledikçe içimize sinsin otursun. Bu aksiyona dünyaların genişlemesi ve partsufim denir. Okay. Neymiş yani? Dünyalar varmış. Dünyaların içerisinde de ne varmış? Partsufim. Yani arzular. Tamam. Alma arzularımızın hepsi bunların içindeymiş yani. Okey. İki. Varlık için başlangıç nokta. Buraya kadar sorusu olan var mı? Okey. Birazdan cevaplayacağım. Tamam. Şunu bitirelim. İkiyi bitirelim. Hadi ya da iki biraz uzun bitirmeyelim. Cevaplayalım hadi beraber. Tamam. İkideyiz. 634 ikiye daha başlamadım. Vahdet. Dur bakayım tepeye alayım. Bayağı sormuşsunuz. 2 dakikada. Yasemin soruyor İstanbul'dan. Soru 1. Dışarıda olan şeyleri ben oluşturuyorsam bunları nasıl oluşturuyorum? Okey. Şimdi bizler, tamam mı, bunları çalışırken özellikle ptiha, tamam, bu ptiha, ptiha açılış demek. Tamam. Açılışı çalışırken, tas çalışırken sadece çalıştığımız şeylere göre sormamız lazım. Tamam, yani bunu çalışıyorsak burada yazılan bir şeye göre soru sormam lazım. Tamam, yoksa raydan çıkarız. Biliyorsunuz saç teli kadar ince. Tamam. O yüzden bunları sonradan soralım. Dünya grubu vesaire, bunlar sonradan sorulacak şeyler. Aksaray'dan Vahdet sormuş. Yaradan veren ve ben alıcıyım fakat ben aldığım şeyle hemfikir değilim. Okey, bunu da şimdiye kadar çalıştığımızla bir ilgisi yok. Tamam, şimdiye kadar çalıştıklarımıza göre soracaksınız. Şimdi Allah'tan Rab'ın karşısında değiliz ve Rab bize izin vermedi. Çünkü canımızı okurdu. Tamam, konuyla alakası sorduk diye. Her zaman konuyla alakalı sormak zorundayız. Sinan sormuş. Hocam, Adem bir sistemin adıdır diye biliyorum. Yani burada biraz aydınlatmaya ihtiyacım var. Biz burada 5776 yıldan bahsediyoruz. Okey, tamam, o ise süre değil, derece dedik. Yine de bu neyin hesabı tam olarak algılayamıyorum. Bu algı da edinim şeklinde. Okey, bunun da konumuzla bir alakası yok. Onu da anlatırım ama sorun değil. Hocam, bizim sorularınızı not edin, tamam mı? Sorular sadece ptiha ile ilgili olması lazım. Hocam, bizim içimizde ve kendini peygamber sananların çıkma resmi yaratmıyor muyuz? Sinan, sonra soru cevaplarım onu. Doğukan, otiyot ve reşimot arasındaki fark nedir? Güzel, şimdi bu güzel. Otiyot ve reşimot arasındaki fark ne? Otiyot da bir reşimot ama reşimotun farklı şekilleri var. Bir yemeği yerken aldığım izlenim var, reşimot diyebileceğim. Bir de yemeği yedikten sonra ertesi gün, dünkü yemeğim ne kadar güzeldi, tadı damağımda kaldı, onun izlenimi var. Tamam, yani yaşarken var, yaşamışlığımdan var ve bunların kombinasyonları da var. O yüzden otiyot dediği şey haz aldıktan sonra, tamam, hazı aldım ama hazı aldıktan sonra artık yemiyor olmama rağmen dondurmayı anısı var. Otiyot dediği o. Yani ışıkla bağdan sonra, tamam, ışığı kaybettikten sonra geriye kalan izlenim. O otiyot. Ondan sonra Gökhan Tay'dan sormuş. Kutsal kitaplarda geçen kavramların fiziksel karşılığı kesinlikle olmaz mı? Mesela Babil Kulesi fiziksel olarak mevcut, tapınak mevcut. Var. Maneviyatta olan her şey bu dünyaya en az bir kere dal olarak dokunmak zorunda. Evet. Ondan sonra Sinan sormuş. İbrahim, çöl, Mısır, Adem, Musa, Ruh vesaire, bunların hepsi edinim seviyeleri değil mi? Edinim seviyeleri ama biraz önce dediğim gibi. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz maneviyatı henüz hissetmiyoruz. Ama hissedeydik, maneviyatla bu dünya bizim için bir dünya olacaktı.
Bizim şimdi kafamızda iki dünya kavramı var. Ben burada yaşıyorum. Bu dünyanın koşulları var. Bir de manevi dünya var. Yani sanki kafamda farklı bir yer varmış gibi. Ama maneviyat ve bu dünya, biz maneviyat edindikçe içi bir araya gelecek. Böyle bir dünya olacak. Tamam. O yüzden bu adamlar İbrahim'den vesaire bahsettiği zaman bir et parçasından bahsetmiyorlar doğal olarak. İbrahim denen dünya üzerinde yapılan bir etkiden bahsediyor. Çünkü ne yapıyor? İbrahim bu dünya üzerinde işlediği zaman bir güç halinde ne yapıyor? Bir halkı devreye sokuyor. Tamam, ruhları devreye sokmuş gibi düşün. Maneviyatta ya da bedenimi devreye sokmuşum gibi düşün. Düşünün ki komadayız, Allah korusun. Ve yavaş yavaş uyanmaya başlıyorum. Tamam mı? Yavaş yavaş uyanırken önce kolum atıyor biraz. Parmağım şöyle bir titriyor. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Ta ki vücut kendine tam anlamıyla gelene kadar bir süreç yaşıyoruz. Tamam mı? Dünyada olan şey de o. İnsanoğlu bilince gelene kadar ne yapıyor? Bir süreç yaşıyor. Tamam mı? Bu Adem denilen vatandaş da ilk komadan uyanırken minimal, çünkü bayağılığı en az olan kişi Adem, minimal seviyede komadan uyanmanın izlenimleri gibi düşün. Tamam. Sonra Nuh'tu, İbrahim'di, Moşe'ydi. Moşe'li hat safhaya geliyorlar. Abi biz neredeyiz oluyor herkes, tüm halk. Yani adam tüm benliğiyle ben nasıl bir hayat yaşıyorum demeye başlıyor. Tamam. Maneviyatı ediniyor. Tamam. Bir halk olarak ediniyorlar. Ama biz biliyoruz ki realitede bir ruh var sadece. Ama ne yapıyor şimdi? Bir ruh ediniyor. Tamam. Maneviyat edinen bir grup insan var. Vücudun henüz uyanmamış kısmına hizmet etmek zorunda. O yüzden bilinci yerine geliyor ama henüz yataktan kalkamıyor. Dünyada da öyle. Diyelim yıllarca komada kalan bir adam uyanıyor, bilinci yerine geliyor ama yataktan daha kalkamıyor. Kasları işlememiş çünkü yıllardır. O yüzden ne yapmaları lazım? Tutmaları, kaldırmaları lazım, yürütmeleri lazım, yedirmeleri lazım, kaslarına çalıştırmaları lazım kaslarını ki o adam yürümeye başlasın. Öyle değil mi? Bu dünyada da öyle. Komada yıllarca kalmış bir adamın çıkışı bu şekilde. Şimdi bizde ne var? Uyanan bir grup adam var. Yatakta yatıyoruz, bilincimiz yerinde. Tamam? O yüzden Galgalta Einaim denilen kısım kalpteki noktası uyanan adamlar. Onların ne yapması lazım? Ne diyor hocalarımız? Diyor ki tüm insanoğluna öğretmeniz lazım. Yoksa durum gördüğünüz gibi. Tamam? O yüzden bizim koşulumuz aynen bu şekilde. Dolayısıyla dünyada eğer biz şu anda maneviyatın hat safhalarında, ilerleyen safhalarında olsaydık tüm işleyişimizi aslında bir ruhun uyanışı şeklinde görmeye başlardık. Tamam. Biz varız, dünya var, Yaradan var. O şekilde görürdük. Ondan sonra... Doğukan sormuş, Dünyalar Sefirot Partisi filmleri özetlemeniz mümkün mü? Biraz önce şurada yaptığım gibi arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Nasıl geri gidiyordum ben burada? Okey, geri gidemiyorum demek ki burada. Ha, burada gidiyorum. Okey, şimdi bakın. Ya da yeni çizeyim. Yeni çizeyim. Adam Kadmon, Atsulut, Briya, Yitzra, Asya. Doğru mu? Beş dünya. Okey miyiz? Okay. Her birinin içinde ne var? Keter, Hohma, Bina, Zerampin, Malkut var. Beş parçufim var mı? Var. Okay. Bunların her birinin ışıkları var mı? Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida. Dolayısıyla beş dünya var. Her birinde beş partsufim var. Her birinde beş ışık var. Okay? Bunların her birini edinmemiz lazım. Bu da 125 basamak. Tamam.
Ondan sonra cuma. Ondan sonra diyor ki Düzce'den Halit 5x5x5 dünya var aramızda diyoruz. Aha. Ama aynı yere boşken parsufim doluyken sefirot diyoruz. Nasıl 125'er oluyor? Parsufim öyle değil. Parsuf demek yerden ışığını alıp karşılığında ihsan edebilen demek. Tamam? Bu manevi bir yapı. Parsuf manevi bir yapı demek. Ruh. Okay? Buna ne dedik? Roş dedik. Ve guf dedik. Bir önceki dersten kaçırmadın inşallah bir önceki ders. Ondan sonra bunu ikiye ayırıyoruz dedik. Burası toh. Burası sof. Ve burası siyum. Burası tabur. Okay? Işığı ihsan edebileceğim kadar. Bu parsufun yapısı. Bu or yaşar. Bu or hozer. Bu or pnimi. Okay? Bunların hepsini geçen ders yaptık. Şimdi bu varlığın içinde bir sürü arzu var ama. Tamam? Tüm dünyalar içimde. Tüm arzularımın her birinden ne kadar haz alacağım derecesi içimde. Neye göre azalacağım? Açlığıma göre, dışarıdan yaradanın bana baskısına göre, ne kadar istediğime göre, ne olduğuna göre her şey. Tamam? Sudan atıyorum çikolatalı pastaya kadar her şeyin ne kadar her safhada aldığım şeyin belli bir hazzı var, ölçüsü var vesaire. Bu parsufim demek, bunların hepsinin ölçüsü var. Ne kadar haz alacağım, tamam, bir arzudan. Işık, o yüzden ışığın yoğunlukları var. Işığın her biri nefes, ruh, neşema, hayyehide ne kadar haz aldığıma bağlı. Diyor ki bu arzunun bu bayağılığından bu kadar haz alabiliyorsun. Ama her arzu için o koşulda değişiyor. Tamam? O yüzden 125 temel bir taslak yapı, iskelet gibi düşün. Tamam? Bedenin iskeleti gibi düşün ama o iskelet üzerinde ne var? Tüm tendonlar, organlar, et, kaslar, eklem, bağlantı vesaire her şey. Dolayısıyla tüm detayları var. Perdeyi yapan yaradan, ışığı veren yaradan ise ve kişiye yalnızca doğru çevreyi seçmek düşüyor ise, kişi gruptaki hangi eyleminin neticesi olarak bu ışıkları aldığını ve bundan sonrası için yapması gerekenleri hesabını nasıl yapacak? Hocası ne yap diyorsa onu yaparak. Yani kabalistlerin tavsiyesini alarak. Tamam. Biz de ne yapıyoruz? Rabaş'ın bağlısının tavsiyelerini alıyoruz. Rab'ın bize söylediklerini yapıyoruz. Ancak o şekilde. Çünkü çocuk büyürken nasıl büyüyeceğini bilmiyor. O yüzden annesi babası elinden tutuyor. Hadi okula gideceksin ya da okula gitmeyi bırak. Çocukluğundan büyürken ne yapıyor? Emziriyor, altını değiştiriyor. Ona gülümsüyor vesaire yani. Tamam. O yüzden Rav'ın da bize yaptığı bu. Biz de maneviyata geldiğimiz zaman bir şey de anlamıyoruz. Ama büyüdükçe, kulaklarımız duymaya başladıkça şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım, ne yapıyoruz? Yapmaya başlıyoruz. Yapmaya başladıkça kendi aklımızı ediniyoruz. Çocuklar gibi. Çocuklar da ne yapıyor? Koşuşturmaya başlıyor. Aldıkları her şeyi, ilk yaptıkları şey ne? Eline aldığı her şeyi, yani tadına bakmak. İlk yaptığı şey ağzına almak. Tadına bakmak için. O şekilde, biz de o şekilde büyüyoruz. Ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl yapacağım? Bunların hepsi tavsiyeler ala ala. Ama tavsiyelerden sonra akıl inşa ediyorsun. Çünkü tavsiyeyi alıyorsun, yapıyorsun, hocanın aklını ediniyorsun. Çocuğun babasını edinmesi gibi. Tamam, babamız da bizi öyle büyütüyor. Yani varsa babamız, büyütüyor.
O şekilde anlatıyor vesaire. Akabinde dediklerini yaptıkça anlıyoruz. Biraz ilerleyelim. Tamam, şimdi söz vereceksiniz bana, sadece okuduklarımızdan soracaksınız. Tamam, dersten çıkmayayım. Sonra Hababam sınıfına döneceğiz. Varlık için 2, sayfa 634. Tamam, ikinci madde. Varlık için başlangıç noktası hazırlanır hazırlanmaz ona o koşuldan yükselme ve yaradanın derecesine ulaşma imkanı verilmelidir. Fakat eğer Tzimtzum Alef'den sonra bu dünyanın derecesinde olan kliye varlık hiç ışık ulaşmıyorsa, bu nasıl yapılabilir? Bu nedenle yaradan bize bu dünyada bir segula, şifa sağladı. Kısıtlanmış kliye bile ışıyan ormakif. Kabalist yedaşlar bu segula, segula şifa demek, tamam mı? İlaç gibi. İle ilgili 10 sefirotun incelenmesine giriş madde 155'te yazdı. Bu nedenle sormalıyız. O zaman neden kabalistler her bireyi kabala ilmini çalışmaya zorladılar? Gerçekten de bunda duyurmaya değer yüce bir şey var. Kabala ilmiyle uğraşan kişilere olağanüstü ve paha biçilmez bir şifa vardır. Bunu ilk geldiğinizde hissediyorsunuz. Ne öğrendiklerini anlamasalar bile olacak o. Ne öğrendiklerini anlamasalar bile özlem ve ne öğrendiklerini anlamak için duydukları büyük arzu vasıtasıyla ruhlarını saran ışıkları uyandırıyorlar. Tamam? O yüzden maneviyatı çalışırken hep neden dersten önce hazırlık yapıyoruz? Önemli olan şey ne öğrendiğim değil. Burada yazdıkları şeylerin hepsini anlasam ne olacak? İçinde yaşamıyorsam anlasam ne olacak? Tamam? O yüzden mantığımız biraz pragmatik olmalı. Yapmak istediğim şey manevi çalışmada anlatılanları yaşamayı arzulayarak çalışmak. Anlayarak değil, kafamda entelektüel olarak. Anlayış sadece hisseden bir adamın inşa ettiği bir şey. Eğer hissetmezsem anlayışım doğru olmaz, felsefe olur. Ama o yüzden hiçbir felsefeden iyi bir sonuç çıkmaz. Niye? Çünkü somut değil. Yaşadım, edindim ve bu böyle dediğim bir şey değil. Sadece hayalden çıkan şeyler. Yani iyi olduğunu hayal ettiğim koşullardan çıkan şeyler felsefe. O yüzden işe yaramaz bu dünyada. Bu yüzden öğrenirken şifa dediği şey ruhumuzu saran ışığı, tamam mı? Ruhumuza saran ışığı çekmek, bu saran ışığı uyandırmak. Aslında yaradanı uyandırıyoruz. Tamam mı? Bazı arkadaşlar diyor ki saran ışık ne, şu ve bu ne? Bu biraz fıstık şey gibi, mistik fıstık gibi. Değil. Biz bir alma arzusuyuz. Tamam mı? Biz bir alma arzusuyuz. O yüzden sürekli istiyoruz bir şey. Yaradan da vermek istiyor. O yüzden alma arzusu yarattı. O da vermeyi istiyor. Diyor ki hadi doğru şeyi isterseniz size vereyim. İstediğimiz şey maneviyatı yaşamak olur ise bize onu verecek. Tamam, bu kadar basit. Biz çocuklarımıza istedikleri şeyi vermiyoruz. Vermiyor muyuz iyi bir şey istedikleri zaman? Kötü bir şey değil. Ama diyelim ki güzel bir şey istiyor. Diyor ki baba ben atıyorum piyano öğrenmek istiyorum. Bunu acayip istiyorum. Ne yap et? Bana bir piyano al. Yoksa kafayı yiyeceğim. Bakıyorum iyi bir arzu. Tamam. Gidiyorum, ne yapıyorum? Yettiği kadar oradan buradan yetiştiriyorum, bir şeyler alıyorum. Ki bu başlasın bakalım ne olacak diye. Tamam. Gidip en babasını birden almıyorum. Ucuz bir tane alıyorum, bir test etmek için, sınamak için. Yerden de bizimle öyle. Tamam mı? Eğer baba akıllıysa önceden ikinci el bir tane alır. Bak bakayım bir oluyor mu olmuyor mu diye. Hevesi var mı yoksa geçici mi? Sınamak için. Yerden de bize hep böyle sınıyor. O yüzden bakıyor çocuk istiyor, inatçı. Diyor ki baba bana bir üst seviye lazım. Tamam, bu artık gitmiyor. Yaradan'la da aynı muhabbet.
O yüzden maneviyatı ne kadar isteyerek çalışırsak, yani edinmeyi isteyerek, ihsan etmeye gelmeyi isteyerek, o zaman yerden ona göre de bize yaklaşımı ona göre. Tamam, çocuklara yaklaşımımız gibi. Bu dünyada o yüzden bu dünyada aile sahibi olmak, bunlar önemli şeyler. İş, aile. O yüzden Perşembe akşamı yemeği kaçırmayın. Perşembe akşamı sürpriz var. Hep beraber Perşembe akşamı kaçırmayın. Tamam. Bunlar önemli şeyler. Ailece sohbet edeceğiz. Tamam. Aile sohbeti yapacağız. Yemekli. O yüzden Perşembe akşamı kaçırmayın. Bu dünyada da yerden özellikle gözümüzün önüne koyuyor ki gözümüzle gördüklerimizden aslında Yaradan'ı edinebilelim diye. O yüzden Yaradan'la adam arasına kimse o yüzden giremez derler. Tamam? Çünkü her şey adamın önünde zaten. Sadece bakış açısını ayarlayacak bir rehbere ihtiyacı var. O rehber de yanda. Tamam mı? Rav'ın bize hep öğrettiği gibi. Ben size yönü veriyorum. Siz koşturuyorsunuz gibi. Buna göre ışıkları uyandırıyorlar. Yani yaratanın bize etkisini uyandırıyoruz. Babamızın, annemizin bize etkisini uyandırıyoruz isteyerek, talep ederek. Bu maneviyat çalışan her bireyin yaradanın yaratılış düşüncesinde her yaratılana haz vermeyi düşündüğü tüm muhteşem şeyleri sonunda edineceğinin garantilendiği anlamına geliyor. Ve bu yaşamda ödüllendirilmeyen biri bir sonraki yaşamda ödüllendirilecek. Ta ki kişi onun kendisi için planlandığı düşüncesini tamamlayana dek. Yani kaçacak bir yerimiz yok. Bunu öyle ya da böyle yapmamız lazım. Öteki hayata bırakmasın yerden burada bağlasam ne olur ne olmaz diye yazmış herhalde. Tamam, biz ikinci hayata bırakmasak iyi olur. Çünkü görüyorsunuz iyi gitmiyor yani. Tamam mı? Yani bir sonraki safhaya kalırsa daha da nane olacak. O yüzden hazır buradayken basmak lazım gaza. Ve kişi mükemmeliyeti, okey. Ve kişi mükemmeliyeti edinmeden önce ona ulaşması hedeflenen ışıklar saran ışık olarak addedilir. Tamam, geçen derste de öğrenmiştik, öyle değil mi? Ne var? Şunu silelim. Ondan sonra şunu, şunu da silelim hadi. Eğer yaratanın ışığını alamıyorsam, çünkü kabım uygun değil, yaratan bana ihsan etmek istiyor ama niyetim uygun değil, o zaman ışıklar saran ışık olarak dışarıda yaradanı hissetmiyorum. O yüzden bu dünyada boş hissediyoruz kendimizi. Tüm hazlara, arzulara rağmen bu dünyada kendimizi boş hissetmemizin nedeni bu saran ışık hiç içimize girmediği için. Okay? Maalesef durumumuz bu. Ve kişi mükemmeliyeti edinmeden önce ona ulaşması hedeflenen ışıklar saran ışık olarak addedilir bu yani. Bu onların kişi için hazır bekledikleri, kişinin alma kaplarını arındırmasını bekledikleri ve o anda bu ışıklar uygun kapları giydireceği anlamına gelir. Yani ıslah olur olmaz bunlar kaba girmeye başlayacak. Okay. Ve uygun olan şekilde kaba girecekler. Tamam mı? Dolayısıyla kişi bu ilime başladığında kapları olmasa bile ışıkların isimlerini ve kapların ruhuyla bağlantısından söz etmekle ışıklar anında belli bir derecede kişinin üstüne yansır. Ancak kişinin üstüne ruhunun iç kısmını giydirmeden yansırlar. Zira onları alacak kaplar yoktur. Bu yüzden maneviyattan arada sırada haz alıyorsunuz. Henüz içimizde kıyafetlenmiş değil o hazlar. Ama dışarıdan bize hoş bir izlenim veriyor. Tam bir sıcaklık gibi. Yani içimde iyi bir his veriyor. Henüz maneviyat değil ama iyi bir his. Ki özellikle dostlarla beraber bazen olduğunuz zaman. Bununla beraber çalışma sırasında kişinin defalarca aldığı aydınlanma
ona kutsallık ve arınma bolluğu katarak ve kişiyi mükemmelliğe gerçekleştirene dek daha yakınlaştırarak yukarıdan lütuf çeker. Bununla beraber bu ilimle iştigal sırasında konuları hayal ürünü ya da fiziksel şeylerle maddeleştirmeme konusunda katı bir koşul vardır. Zira bu, kendinize bir put ya da benzer bir şey yapmayacaksınız sözlerini bozar. O yüzden kafamızda asla fizikselleştirmiyoruz maneviyatı. Put yapmakla, putperestlik maneviyatta bu. Tamam, kendimize taştan, kayadan, mermerden ya da tahtadan bir şey yapmak değil. Put yapmak, kafamda maneviyatı gerçeği edinmeden hayal etmeye denir. Sanki böyleymiş gibi. O koşulda kişi fayda görmek yerine zarar görür. Çünkü gerçek olmayan bir şeye inanmaya başlar. Yani dinler o yüzden putperestlik olarak bilinir maneviyatta. Ama kabalistler dinlere putperestlik diyor. Niye? Çünkü adamın kafasında bir hayal alemi var. Tam yaradan diye birisi var bana. Öteki tarafta şunları şunları verecek hayal aleminde yarattığı bir fantezi var. Bu putperestlik. O yüzden dinler ve dinciler putperestlik olarak bilinir Kabala'da. Dolayısıyla sadece Kabala ilmini düzgün çalışmak insanı hayatının amacına getirebilir. Kabalistlerin söyledikleri budur ve realiteyi onlardan daha iyi kim bilebilir? Herhangi bir kişinin bu dünyadan manevi dünyaya yükselmeye başlaması Or Makif'in gücü ile olur. Or Makif'in aydınlatmasının yardımı olmadan koşulumuzu dönüştürme imkanımız olmaz. Zira Kli sadece ışıkla ıslah olur ve üst ışık bu dünyaya ulaşamaz. Bu nedenle Or Makif'e ihtiyacımız var. Or Makif yaratanın üzerimizdeki etkisi. Eğer bizi etkilemesini istersek yaradan bizi büyütür. Maneviyatta da kişiye yaradan öğretir. O yüzden adamla yaradan arasında kimse yok dedikleri bu. O yüzden Or Makif yaratanın bana yaklaşımı tıpkı anne ve babamızın çocukken bize yaklaşımı gibi. Bizi nasıl sarıyorlar küçükken? Büyütüyorlar bizi sararak, kolluyorlar vesaire. Yaradan da aynı şekilde maneviyat. Hiç fark yok. Bu şablonu oturtun içinizde. yeni başlayanların yollarında başarısız olmalarına meydan vermemek için bir soru cevap tablosu, terimler sözlüğü, kısaltmalar ve çeşitli medya dosyaları ekledik. Talmud Eser Sefer'in arkasına koyduğu soru cevap kısımlarından bahsediyor. Derinlere inme ya da açıklamaları ve bilgi miktarını büyütme niyetimiz yok. Sadece öğrencileri doğru ilerleme inisiyatifini edinmeye yönlendirme niyetindeyiz. Çalışmanın amacının yardanla Dvekut'u gerçekleştirmek olduğu açık olmalıdır. Bu gözümüzün önünde olmalı. Zira sadece o zaman saran ışık üzerimizde harekete geçebilir ve onların etkisiyle üst dünyaya girebiliriz. Yani işin başında hep niyetim olması lazım. Niyet her zaman yardanla bütünleşmek. Başka bir niyetimiz yok. Tamam? Dostlarla yediğim zaman, dostlarla derse geldiğim zaman, dostlarla buluştuğum zaman, sabah derse geldiğim, dostların toplantısına geldiğim, işe gittiğim zaman bile, bakkala giderken bile kafamda sadece bu dünyada yaptığım her şey, yaşadığım her şey sadece bir tek şey için. O da yaradanla bütünleşmek için. Tamam. Terimler söz, ancak bu mantık, bu eğer bu niyet önünüzde olursa hesap yapabilirsiniz. Yoksa hesap yapamazsınız. Yoksa adam arzularının peşinde koşar. Tamam, ne edinmek istediğini bilmiyorsa adam, arzusu nereye götürürse oraya gider. Yani kendisini iyi ve kötü hissiyatın kurbanı yapar. Niyet o yüzden ne demek? Arzumun üzerine koyduğum güç demek. Yani arzularım beni sağa sola götürmeyecek. Dizginler bende. Hayatımda edinmek istediğim bir şey var. Ve hesabım sadece ona göre. Tamam? Niyet dediğimiz bu. Niyet o yüzden yön kelimesinden gelir. Kavana niyet demek. Kivun kelimesinden. Yön. O yüzden herhangi bir şey yaparken, karar verirken, yaparken
hesap yapabilmem için baştaki düşünce sondaki amaca endeksli olmalı. Yoksa hiçbir şey dinlemem. Bu hayatta da bir şey dinlemem. Ne dünyevi hayatımda ne maneviyatta. Dünyevi hayatımda da eğer zengin olacaksam yaptığım her şey o amaç uğruna olmalı. Fokus olmak zorunda yani. Yoksa adam oradan oraya rüzgardaki yaprak gibi. Anlatabildim mi? Canı nereye isterse o şekilde. Okey, devam edelim. Terimler sözlüğü temel terimlerin doğru anlaşılması için tasarlanmıştır. Ancak sadece kişi okuduğu kelimeleri doğru yorumlamayı bilirse, dünyamızda genelde yorumladığımız gibi değil ve gerçek manevi anlamlarında sadece o ölçüde kişi öğrenmeye ve Musa peygamberin yazıları okumasına izin verilmiştir. Yani o seviyeye gelmeden bunları okumama izin bile yok diyor. Çünkü anlayacak bir şeyim yok diyor. O yüzden dinciler gibi oluruz yoksa. Sanıyorlar ki geçmişte bir tarih hikayesinden bahsediyor. Peygamberler ya da burada Hazreti Musa'dan bahsediyor. Bu adamlar tarihçi ya da arkeolog değildi. O yüzden tarihten bahsetmek için bir nedenleri de yok. Ama yanlış değerlendirirsek, yanlış şekilde anlamadan okursak sanki hikaye anlatıyormuş gibi aklımızda olur diyor. Aksi takdirde kişi o kaynaklardaki yazıları tarihsel olarak algılayabilir. Tamam. Bu da sokaktaki vatandaşların yaptığı şey. Bir kabalist maneviyatı edindiğinde bu kelimelerle anlatılamaz. Zira maneviyat sadece hisleri içerir. O yüzden grupta da iç hislerimizden bahsetmiyoruz. Manevi hislerimizi asla birbirimize aktarmıyoruz. Sadece manevi hisleri eşler aralarında paylaşabilir. Tamam mı? Eşinizle her şeyi paylaşabilirsiniz. Adamın eşi adamın parçası gibi. Tamam? Ama aramızda grup içerisinde o yüzden manevi his paylaşımında bulunmuyoruz. Bu nedenle Kabala kitapları manevi olguları tanımlamak için dünyevi kelimeler kullanarak sadece dallar dilinde yazılmıştır. Kabalistan bize yazdığı bu kitap gibi ve Talmud Eser Sefirot gibi. Manevi dünya güçlerin ve hislerin bedensel kıyafetlendirilmediği soyut sanal bir yerdir. O yüzden tarif etmesi mümkün değil sözlerle bize. Hisleri o yüzden aktaramaz. Sadece genel olarak bir yapı aktarabilir. O yüzden diyor 5 dünya var diyor. 5 ışık var diyor. Bu ışıkların içine girerse sefirot olurlar diyor. Bayağılığının da 5 seviyesi var diyor. Bilmiyoruz ki neden bahsettiğini bilmiyoruz henüz. Tamam? Ama hayal edecek bir şeyim de yok. Tamam? Sürekli olarak manevi konseptleri yenilemeli ve tekrarlamalıyız. Çünkü maneviyatla duygusal bağ gerçekleştirene dek Kabala kitaplarını kelimelerin arkasında yaratanı anlamadan okuyor oluruz. O yüzden defalarca çalışmamız gerekiyor ki kelimelerin arkasında yaratanı keşfedelim. Okay? Bu zaman alacak. Bu hayatta da böyle. Tamam mı? O yüzden şikayetçi olacak gerçekten bir şeyimiz yok. Çünkü hayattan da böyle olduğunu görüyoruz. Kişinin annesini, babasını anlaması ne zaman oluyor? Anne baba olunca oluyor. Anne baba olana kadar hiçbirimiz anne babayı falan anlamıyoruz. Hikaye. Tamam. Durum bu. Annem şöyleydi, babam şöyleydi demek mümkün değil çocuk sahibi olana kadar. O yüzden biz de burada sürekli çalışıyoruz. Ama çocuk sahibi olana kadar ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. Tamam, yaşıyoruz. Kafamızda 3 aşağı 5 yukarı var, hala o seviyede olmamamıza rağmen büyüyoruz, yaşıyoruz. En sonunda çoluk çocuk gelince diyoruz ki, o zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki, ooo peder haklıymış ya da valide haklıymış. Tamam. Başka yolu yok. Burada da o yüzden defalarca kitapların üzerinden geçeceğiz ama üzerinden geçtikçe ne yapıyoruz? Arzu büyütüyoruz, değişiyoruz da. Sürekli gün be gün değişeceğiz. Eğer beraber çalışırsak göreceksiniz. Gün be gün hisleriniz değişecek, bakış açınız değişecek. Hayatınız değişecek. Niye? Çünkü siz değişeceksiniz. Hayatınız siz değişirse değişir. O yüzden
Hayatımız başka türlü değişmeyecek. Tamam? Eğer ancak ben değişirsem dünya değişir, hayat da o zaman değişir. Görmüşsünüz de zaten çok gezenleriniz görmüştür. Tamam? Okay. Dünya değişmiyor, adam değişmediği sürece. O yüzden konuşacak pek bir şey yok. Bu sayfayı da bitirelim. Reşimot'a gelelim, sonra sorular varsa bakarız. Okay. Yapılan ilk yanlış, buradan sonra 10 dakikamız mı var? Hadi okuruz burayı. Yapılan ilk yanlış, insan bedeniyle manevi kli arasında bir takım bağlantılar olduğunu, sanki manevi kli insan bedenine bürünmüş gibi, sanki her fiziksel organın içine manevi bir organ bürünmüş gibi öğreten kabalistlerin bulunmasıdır. Sokakta kabalistler var biliyorsunuz, sağda solda. Bedenimizle ruhumuzu falan karıştırıyorlar. Ya da kırmızı iplik, kırmızı iplik gibi fiziksel şeyler vererek maneviyat var burada diyorlar. Ona göre paranızı alıyorlar. Tamam mı? O tür şeylerle kafanızı yormayın diyor uzun lafın kısası. Çünkü yalan diyor. Onların görüşüne göre kişi fiziksel bir eylem ya da fiziksel bir hareket yaptığında bu her neyse görünürde manevi bir içeriği vardır. Tamam mı? Demek ki fiziksellikle maneviyatı bir yapmış adamlar. Yalan olmuş yani. Bu şekilde yaptıklarında manevi bir aksiyon gerçekleştirdiklerini sanıyorlar. Onların hataları kabalistlerin dalların dilini kullanmasından, manevi terimleri tanımlamak için dünyevi kelimeleri kullanmalarından kaynaklanıyor. İlimdeki sıkı yasağın nedeni budur. Kendinize bir put ya da benzer bir şey yapmayacaksınız. Bir başka deyişle maneviyatı fiziksel şekillerde hayal etmek yasaklanmıştır. Bu yukarıda bir zarara yol açacağından değil, sadece yanlış bir hayal kişinin yaradanın yöntemini anlamasını ve amaca yaklaşmasını önleyeceği içindir. Yani zamanınızı, hayatınızı boşa harcamayın diyor. Bize öğretirken, isterseniz kafanızda fiziksel hayal edebilirsiniz, sorun yok diyor. Çünkü bizim kafamızı kontrol edemeyeceğini biliyor yazar. Ama diyor ki hayatını boşuna harcamış olursun. O yüzden baştan odaklan. Fiziksellikle ilişkilendirme. Dolayısıyla öğrenci sürekli olarak yer, zaman, hareket, hep var olmak, guf, beden, bedenin kısımları ya da organlar, zivug, çiftleşme, öpücük, kucaklama gibi kabalının temel kavramlarını doğru bir şekilde algılayana dek tekrarlamalıdır. Yani bunlar maneviyatta var. Çiftleşme, kucaklaşma, öpmek. Tamam, öpmek ne demek? Perdeden perdeye demek. Ağızda çünkü. Okay. Ağızda. Ondan sonra yüz yüze, sırt sırta dediği zaman iki kişiden bahsetmiyor. Arzuları beraber ya da arzuları birbirine zıt. İki koşuldan bahsediyor. Her zaman yaradanla aramızdaki bağdan bahsediyor. Çiftleşmek, tamam mı? Elbette bir kadın ve Allah korusun adamdan bahsetmiyor. Işık ve arzu arasındaki çiftleşmeden bahsediyor. İkisinin arasındaki bağdan bahsediyor. Tamam mı? Yaradan ve yaratılan yani. Bağlı Sulam'ın 10 sefirotun incelenmesine girişte yazdığı budur. Kabala'yı doğru çalışmak isteyenlerin Zohar kitabı, Ari'nin yazıları, Bağlı Sulam'ın yazıları ve Rabaş'ın yazıları hariç tüm kitapları bırakmaları öğüt verilir. Yazıları tarihsel olaylar gibi yorumlamak manevi ilmin tamamının Yaradan'ın isimleri, Atsılık dünyasının ışığı olduğu ve içindeki tüm sözlerin kutsal isimler olduğu sözleriyle ters düşer. Bu dünyadan ve içindeki insanlardan bahsetmediğini hatırlamak önemlidir. Musa peygamberin yazılarındaki tüm kelimeler kutsaldır. Firavun, Balam, Balak, bunların hepsi kötü adamlar. Tamam, maneviyatta kötü adamlar. Örneğin dua sırasında dua edilen yerin girişinde durmak için çağrılan kişi kitabın içinde yanlışlıkla Firavun ya da Lavan ismini öpüp öpmediğini kontrol etmeden öper. Okay, bu dincilerin yaptığı bir gelenek. O yüzden burada bahsediyor. Diyor ki alakası yok yani diyor. Kutsal kitaplarda kötü adamlardan bahsediyor olsa bile Firavun'dan, Balam'dan, Balak'lar bunlar kötü adamlar. Tamam mı? Bunlardan bahsediyor olsa bile bunlar kutsal. Neden kutsal?
Çünkü bunlar kötülüğümüzü ifşa eden ve neyi ıslah etmemizi bize gösteren manevi koşullar. O yüzden kutsal. Yerdana bizi yaklaştıran her şey kutsal. Firavun da o yüzden kutsal. Firavun olmadan asla yerdana yaklaşmazdık. Tamam? Aynı şey Balam için geçerli vesaire. Firavun Malkut'a tekabül eder. Lavan bir üst ışığa, beyazlık, üst hokmanın parsufuna vesaire. Yani hepsi manevi kavramlar. Şimdi sorunuz varsa sorun bakalım. Okey. Akın, saran ışık ben zaten alamadığım için dışarıda. Bana Or Yaşar veriyor, alabildiğim kadarını Or Pinimi olarak alıyorum. Or Hozer ile Or Makif arasındaki nitelik farkı nedir? Neden tamamını vermiyor? Ona verdiğim bir kısmını geri yansıtmam gerekiyor. Her şeyi ona geri yansıtmam gerekiyor. Ama geri yansıtmadaki koşul aldığım şey değil, niyette. Şunu anlamamız lazım. Yerden bizim ne aldığımızla ilgilenmiyor. Yerden bizim yaklaşımımızla ilgileniyor. Yani kalbimizle ilgileniyor. Diyor ki, abi al ne istiyorsan al. Ama öyle bir şekilde al ki yani mahcup olma bana karşı diyor. Alnın açık olsun diyor. Tam o yüzden alnının teriyle ekmek yemek koşulu var. Maneviyattan geliyor. Yerdanın gözünün içine bakacak koşulun olsun diyor. O yüzden neden alamıyor? Çünkü o eşitlikte hissetmiyor kendisini. Or Yaşar verdiği şey değil, vermek istediği şey. Arada fark var. Işığın hepsini bana vermek istiyor yaratan. Ben diyorum ki abi yok kusura bakma bunun hepsini alamam ben. Çünkü o zaman aramızda büyük bir gerginlik olacak. Ben kendimi dilenci gibi hissedeceğim. Niye dilenci gibi hissedeyim kendimi? İhtiyacım yok. O yüzden ışığı yerden sürekli hepsini vermek istiyor. Almayan yaratılan varlık izleniminden dolayı almıyor. Diyor ki yok ışığı aldım, gördüm ki bu iş iyi değil. Aramızda hoş olmayan bir his oluşturuyor. Or Hozer ile Or Makif arasındaki nitelik farkı nedir? Or Makif, Or Makif alamadığım ışık içime, ihsan etme niyetim olmadığı için dışarıda kalıyor. O özellikle dışarıda tutuyorum. Ondan sonra Or Hozer, alabildiğim haz kadar Yaradan'a ihsan edebildiğim koşul. O yüzden geri yansıyan ışık. Yaradan bana ihsan etmek istiyor, Or Yaşar. Ben de ona ihsan edebilirsem Or Hozer, benden geri yansıyan ışık. Okey. Manevi Ali sormuş, maneviyat ile psikoloji arasındaki fark nedir? Hislerim manevi mi yoksa psikoloji mi olduğunu nasıl anlarsınız? Psikoloji ya da manevi olduğunu ancak yaradanın ifşasıyla anlarız. Ama maneviyata giderken psikolojiyi kullanmıyor değiliz ama materyal psikoloji kullanıyoruz. Felsefi psikoloji değil. Materyalist psikoloji ne demek? Bir şeyin bana etkisi olduğunu hissediyorum. O hissiyattan anlayış var. Ve onu tekrar hissedersem yine aynı anlayışım olacak. Materyal psikoloji demek bu. Yani yaşadığımdan aldığım izlenim ve düşünce ve hissiyat. Tamam. Dışarıdaki psikologlar insanları kategorileştirirler. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur. Hiçbir zaman öyle olmaz. Çünkü her insan farklı. Asla bir sapıkla aynı sapığın mantığı aynı değil. İkisine de sapık diyebilirsin doğru ama ikisinin de psikolojisi tümüyle farklı. İkisi tümüyle farklı iki insan. Ama o yüzden psikolojileri asla tutmaz. O yüzden psikoloji başarısız bir bilim. Bilim değil zaten. Psikoloji olarak insanı analiz edebilmemiz için insan seviyesinin üzerinde olmamız lazım. Yani hayvansal insanın üzerinde manevi bir seviyede olmamız lazım. Neden? Bu dünyada da öyle. Bizler bu hayvansal bedeni, tamam mı? Et ve kemiği, hayvan seviyesini yani insan seviyesi olarak inceleyebiliyoruz. Diyoruz ki hücrelerim var, kalbim var, ciğerler vesaire var, aralarında bağlantılar var vesaire. Tamam mı? Ve bu hayat diyoruz. Bunlardan bir hayat oluşuyor.
Benzer şekilde bitkisel seviyeyi botanik bilimiyle inceleyebiliyoruz. Diyoruz ki güneş çıkıyor, işte topraktaki proteinleri alıyor, suyu alıyor, güneşle birleşiyor falan, bu büyümeye başlıyor. Sebep-sonuç ilişkisini anlıyoruz. Fizikte, kimyada, şunda bunda cansız seviyeyi ediniyoruz. Fizik kanunlarını. Fizik kanunları böyle şöyle anlıyoruz. Niye hepsini anlayabiliyoruz bunların? Çünkü hepsi alt seviyede, bizim altımızdaki seviyeler. İnsanın insanı anlayabilmesi için insan seviyesinin üzerinde bir seviyede olması lazım. O yüzden hiçbir zaman insan, psikolojikte, psikologlar da insanı anlayamazlar. Bu dünyevi seviyede anlasalardı problemimiz kalmazdı ki. Öyle değil mi? Psikologlar bizi çözmüş olsaydı, yani insanı çözmüş olsaydı sıkıntımız olmazdı. Derlerdi ki bak abi problemin şu, A artı B eşittir C. Ama öyle değil, herkesin psikolojisi farklı. Ancak maneviyatı edinirse adam ruhunun kökünü ediniyor o zaman. Niye? Bu sorduğun soru derin bir soru. Çünkü bizler bir sistem içerisindeyiz. Ve hepimizin ruhunun bir kökü var. Kim sormuştu bunu? Ali. Tamam, burada bir Ali var. Burada Veli var. Burada Mutlu var. Hepimiz farklı yerlerdeyiz. Tamam, burada kim var? Ayşe var. Ondan sonra Cihan var. Yılmaz var. Ondan sonra Güher var. Nesrin var. Tamam, var da var. Herkesin yeri farklı. O yüzden burada Ali bu. Ay, buradaki Ali'nin yansıması bu. Dolayısıyla Gökhan ile psikolojik olarak aranızda bir koşul yok ki. Biri kalp, ötekisi atıyorum ciğer. Ya da biri kulak, biri parmak. Tümüyle farklı konseptler. Okey. Yaratanla bütünleşebilmek sabit bir şey midir yoksa değişken mi? Yani sürekli bir birleşip bir ayrı düşme durumu olabilir mi? Son ıslığa kadar hep öyle olacak. Kopacağız, yine bütünleşeceğiz. Kopacağız, yine bütünleşeceğiz. Ama çiftler arasındaki kavga etmek gibi. Tamam? Eğer iki çift, veya bir çift yani, iki çift dediğim bir çift. Doğru çalışırlarsa ilişkilerinde, tamam? Her tartışma bir üst sevgiye getirir. Doğru çalışırlarsa. Okay? Yaratanla da aynı şekilde. Ne olacak? Egomuz artacak, aramızda nane olacak. Ama doğru çalışırsak bir üst sevgi edineceğiz. O yüzden sevgi tüm günahları örter dediği o. Eşler arasında da öyle. Bazen tartışıyoruz ama sevgiyi yeniliyoruz. O yüzden ne yapması lazım eşlerin? Şöminede ateş yakmak gibi. İçine sürekli odun atmak zorundasın. Tamam? Yoksa ateş söner. Yerdanla da aynı şekilde. O yüzden bu iş böyle. Arkadaşlar saat 9.33. Herhangi bir sıkıntınız olmazsa yukarıdan çarşamba akşamı sizlerle yine görüşeceğiz. Okey, herhangi bir sorunuz olursa her zaman e-posta ile de atabilirsiniz. Çarşamba akşamı da görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çarşamba görüşürüz. Hadi bayağı Perşembe akşamını unutmayın. Ben Perşembe hep beraberiz. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar.